Konya Bilim Merkezi'nden herkese merhaba. Bugün Konya'nın çok önemli bir kültür değerini birlikte dolaşacağız. Ne alakası var kanalımızla buranın diyebilirsiniz. Burada içeride havacılık ve uzayla ilgili çok sayıda simülatör var. Özellikle çocuklarımızın havacılığı öğrenmeleri için, uzay teknolojileri öğrenmek için, kodlamayı öğrenmek için, robot teknolojileri öğrenmek için çok güzel materyaller var. Burada üniversite öğrencileri yarı zamanlı olarak görev yapıyorlar. Bir yandan takımlar İHA çalışmaları, roket yarışmalarına hazırlanıyorlar. Konya Büyükşehir Belediyesi onlara destek sağlıyor. Ve bu model aynı zamanda gençlerimize teknolojinin öğretilmesini sağlıyor. İsterseniz gelin birlikte dolaşalım. Neler var neler yok birlikte görelim. Uzun yıllar önce Boeing'de Uluslararası Uzay İstasyonu, ISS deniyor, International Space Station, onun yapım ve projelendirme çalışmalarını görmüştük. Ama modelini Konya'da görmek mümkün oldu, Konya'daki bilim merkezinde. Bu merkezde uzay istasyonunun bir modeli gerçekleştirilmiş. Çok ilginç teknolojiler var, çok değişik teknolojiler var. Uzay çok farklı bir konu biliyorsunuz. İsterseniz şöyle bir modelin içini dolaşalım ve birlikte bakalım. Şu an uzay istasyonunun tuvaletinde oturuyorum ama bu tuvalet dünyanın en pahalı tuvaleti. Tam 23 milyon dolarlık bir tuvalet bu. NASA tarafından özel olarak geliştirilmiş. Malum uzay istasyonunda astronotlar aylarca, yılı aşan çok uzun süreler kalıyorlar ve sonuçta da insana ihtiyaçlar var. Bu sistem özel bir vakum sistemiyle çalışıyor. Tabii ki yer çekimi ortamı olmadığı için tuvaletin çok dikkatli yapılması lazım. Yoksa ortaya çıkabilecek şeyler etrafta dolaşabilir. Hava kontrol eğitim simülatörünün bir senaryosu var. Bu senaryo dahilinde uçuş öncesi, uçuş sonrası ve uçuş esnasında meydana gelebilecek bütün problemleri, sorunları, aynı zamanda uçuş programlarını bu ekran üzerinden senaryolaştırıp gösterebiliyoruz. Size örnek birkaç tane senaryo göstereceğim. Arkada görmüş olduğunuz havalimanı Esenboğa Havalimanı, Ankara'daki havalimanı. Ankara Havalimanı'nda, Esenboğa Havalimanı'nda bir senaryo canlandıracağız. Şu an arkada görmüş olduğunuz bir uçuşun kalkış esnasındaki durumu, hava çok yağmurlu. Hava aynı şekilde güneşli, bulutlu, karlı olabilir. Bütün senaryolara hazırlıklı bir şekilde gerçekleştirilmiş bir simülasyon bu. Esenboğa Havalimanı'nda bugün hava yağmurlu. Yağmurlu havalimanında birazdan bir uçağımız sol taraftan aprondan ayrılarak bu uçuş güzergahı pist üzerinden havalanacak. Bu yaklaşık olarak 2,5 dakika süren bir etkinlik. Bu etkinlik müddetince uçağımız pisti takip ediyor ve önümüzde şu ekranda kalkış noktasından kalkıp görevini tamamlıyor. Daha sonra tabi burada uçuş simülatörün görevi bitmiyor. Uçak kalktıktan sonra havadaki hareketlerini de takip ediyor ve güvenli bir şekilde inişe kadar bu uçuşu komple devam ettiriyor. Havamız değiştiğini düşünelim. Güneşli bir havaya geçelim. Güneşli bir havada iniş yapalım. Güneşli bir havada bir iniş yapacağız. Sol üst tarafta dağların arkasından bir uçağımız gelecek. Uçak
Hava kontrol istasyonu tarafından gerekli bilgilendirme, düzenleme ve talimatlar verildikten sonra buraya güvenli bir şekilde inmesi sağlanacak. Bu simülatör, arkada görmüş olduğumuz simülatör, Esenboğa Havalimanı'nın birebir simülatörü. Arka tarafta görmüş olduğunuz bütün binalar bugün Esenboğa'nın içerisinde var. Sağ tarafta çalışan radyo ekranı, sol tarafta hangarlar, arka tarafta müdürlüklerin bulunduğu ekran. Bu gerçek zamanlı, eş zamanlı bir simülatör. Uçağımız birazdan gelecek, iniş yapacak. Şu an arka tarafta hava kontrol istasyonu talimatları veriyor bize. Bu talimatlar birazdan bitecek. Uçağımız güvenli bir şekilde inecek. Biz mesela İstanbul'dan gelmiş bir uçağa Esenboğa Havalimanı'na inişini buradan takip edeceğiz. Bu ekran hava trafiğinin kontrol edildiği ekran. Uçaklarımız sağ tarafta yukarıdaki büyük LCD ekranda şu an apronda duruyorlar. Bunlar park etmiş halinde, park halinde uçaklarımız. Bir tane uçağımız orada güvenlik aracı yardımıyla uçuş pistine doğru yanaştırılacak. Oraya yanaştırılan uçağımız aynı şekilde buradan da takip edilebiliyor. Burada bütün uçakların kod numaralarıyla birlikte bu ekranda görmek mümkün. Hangi uçağın nerede olduğunu, havadaki durumu, yerdeki durumu, park etmiş haldeki durumu, bütün bilgileri buradan alabiliyoruz. Uçağın aynı zamanda numarasını, adını, kaç yolcu taşıdığını ve kapasitesini de buradan öğrenebiliyoruz. Sola dönüyorsun, gördün mü? Kontrol ediyorsun. Evet. Etrafına bakabilirsin. Başını sağa sola çevirerek, evet. Yükseklik ölçeri görüyorsun. Otomatik olarak paraşütün açıldı şu an. Paraşüt atlayışını yaptın. Ne hissettin yukarıda? Nasıldı? Yani önce heyecanlandım tabii. Ayaklarım yerden kesildi. Çok gerçekçiydi. Çok heyecanlandım. Yani ayrıca benim yükseklik korkum vardı. Yani böyle biraz heyecanlandım ama sonra rahatladım. Çok eğlenceliydi yani. Hoşuna gitti. Evet. Çok güzel. Gerçek paraşütle atlar mısın? Yani bilmiyorum. Belki atlarım ileride. Şu an heyecanı yaşamam lazım. Evet. Belki ileride yaparım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an Konya Bilim Merkezi Bilimin Sultanları Galerisi'nin içerisindeki uçuş bölümündeyiz. Bu bölümde en arka tarafta yer alan, yukarıda bulunan bir amcamız var. O amcanın adı Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas, Wright kardeşlerden, yani modern uçağın babası olarak bilinen Wright kardeşlerden 1200 yıl önce ilk uçuş deneyimini yapıyor. Burada bir kuşu inceleyerek, bir kuşun kanat hareketlerini inceleyerek uçuş deneyimi nasılmış size onları göstereceğim. Beni takip edebilirsiniz. Normalde kollarımız burada. Burada 8 çizerek devam edeceğiz. Kollarınızı buraya dokundurduktan sonra bu hareketi sürekli yaptığınızda bir kuşun kanat hareketinin nasıl olduğunu göreceksiniz. Hepiniz kollarınızı açarak bana doğru gelin arkadaşlar. Zor muymuş? Bayağı zor değil mi? Kuşlar bayağı zor hareket ediyor demek bu da. Yani zannedildiği gibi aşağı yukarı değil, geriye ve öne doğru hareket yapılıyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Yanımızda EIA'in bir tane motoru var. Böyle üstümüzden sürekli uçan uçakları görüyoruz. İşte kocaman kocaman yolcu uçakları, 150-200 kişilik yolcu uçakları. O yolcu uçakları nasıl hareket ediyor?
O hareketi sağlayan faktörler neler? Buradaki motorlar. Bu 1983 yılında üretilmiş bir uçak motoru. Uçak motorun içerisinde burada hava kanallarından ön taraftaki disklerden arkaya kadar havanın nasıl itildiği ve uçuşa nasıl yön verildiği buradaki maket motor üzerinden görebiliyorsunuz. Bu 9900 kilogram itme kapasitesine sahip çok büyük bir motor aslında. Bugün gündelik olarak kullandığımız uçakların içerisinde bu ve daha modernize edilmiş modelleri mevcut. Bu robotun adı Baxter. Baxter robot yukarıdaki kamerayla siz hangi hareketi yapıyorsanız o hareketi senkronize bir şekilde yapmanız için tasarlanmış bir robottur. Bilim merkezini gezdik, simülatörleri sizlere gösterdik. Burada çok sayıda obje var, incelenecek, dokunarak öğrenecek çok sayıda obje var. Artık bu özellikleriyle gerçekten Konya ailecek seyahat edilip görülmesi gereken yerlerin başında burası geliyor. Tabii ki bu bilim merkezini gezdikten sonra arkamda görmüş olduğunuz satış bölümüne gelebilirsiniz. Minikleri burada sevindirebilirsiniz.